Evet değerli izleyenler, Rumeli TV ekranlarında sizlere bizler gün yüzüne çıkmamış, ekranlara gelmemiş, yerel basında yer almış ama dünyada ve Türkiye'de haberdarı olmadığınız Balkanlarda yaşayan, Türklük için savaş mücadele eden büyükleri, ataları gün yüzüne çıkartıyoruz. Onların eserlerini çıkartıyoruz. Onlara şahitlik edenleri bulup, onlarla birlikte mücadele edenleri bulup sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi de bizler Kırcaali'ye, Cebel'e, bu Türklüğün komünizm döneminde savunulduğu ve Adalı köyünde de, Kirkova'ya bağlı Adalı köyünde de çok önemli bir rol alan ve 2004 yılında kaybettiğimiz Nuri Adalı var. Bakalım Nuri Adalı kimmiş? Neler yapmış burada, Türklük için neler söylemiş, kimlerle mücadele etmiş. Yanımızda hem gazeteci kendisi, hem bir ada köylü, hem de burada radyolarda haber muhabirliği yapıyor. Mesten Adalı bizlerle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de Rudoklarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizler vasıtasıyla tüm Rumeli televizyonu seyircilerini şu mübarek bayram şerefine canı gönülden kutlar, mutluluklar dilerim. Önümüzdeki yıllar sağlık, hoşluk, mutluluk, selamet içinde ve bilhassa bu topraklarda, yakın geçmişte gözyaşımızın ve kanımızın aktığı bu topraklarda birlik, barış, sulh içinde çalışıp yaşamamızı Yüce Rabbimize niyaz ediyorum. Amin, amin. Hocam, sizler buralısınız. Soyadınız da Adalı, Mestan Adalı. Nuri Adalı, Nuri Turgut Adalı kimdir? Burada neyi savundu ve neler yaşadı, neler duydunuz, neler gördünüz? Evet, Nuri Adalı, merhum Nuri Adalı hemşerimdir, hocamdır, büyük öğretmenimdir. Gençliğinin bir anı burada geçti. İlkokulu ve lisesi burada ikmal ettikten sonra Şumlu Nüvap Okulu'nda hem orta kısmında hem Ali Tali kısmında devam etti. Bundan sonra köyüne döndü. Buralarda, bu yöremizde öğretmenlik etti. Gümülcine de hatta öğretmenlik görevlerinde bulundu. Buraya döndüğü zaman bir ara yine bizim yörede ve Mesdağlı'da çeşitli görevlerde bulundu. Lakin çok geçmedi. Dinimizi savunduğu için, açıkça bir savaşa başladığı için tutuklandı. Şimdi saymayı istersek neredeyse uzun gider. Ama en mühim Kırcaali cezaevinde gördüğü eziyetler, Eskizhara cezaevi. Nasıl başladı? O günlere inmek gerekirse kaç yıllarıydı? İlk savunması düşüncesi ne oldu? Nasıl mücadeleye başladı? Hatınızda var mıdır? Biz ilk mücadeleleri 1955, 56, 57 yıllarında başladı. Ben o zaman Mestanlı Türk Lisesi'nde öğrenciydim. Zaten o zaman okuyanları çok sevdiği için bana karşı da ayrı hürmeti vardı onun. Yani o zamanlarda başladı onun savaş yılları, hak ve özgürlük uğruna savaş yılları. Sonra tutuklamalar ve 1989 öncesi çalışmaları ve son hapisliği de zannımca 85 yılındaydı. Yine dilimiz uğruna savaştığı için. Ve 1900 o unutulmaz 89 göç olayları geldiği zaman hemen sınır dışı edildi. Zaten köyünde de fazla duramadı ki köyünde burada durmuş da olsa günde 2-3 defa muhtarlığa gidip imzalaması gerekiyordu. Köyü terk etmesi yasaktı. Bu yıllarca hapisliği
savaşları onu çok üzdü. Çok çok dertliydi. Ama yılmazdı. Hiç yılmadı. Hak ve özgürlük uğruna, Türklük uğruna, büyük İslam dinimiz uğruna hiç yılmadı. Savaşa devam etti. Belen'deki hapisliği yetmezmiş gibi, oradaki tutuklama yetmezmiş gibi sonunda onu Bratsa'nın bildiğim kadarıyla Skomla köyüne de sürgün ettiler. İşte o zaman oradan döndükten sonra 89 olayları geldi ve sınır dışı olayları. Türkiye'de Bursa'da ona zannımca biraz el uzattılar. Hatta bildiğim kadarıyla Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde ona Bursa'nın Görükle kentinde bir daire verildi. Çeşitli etkinliklere davet edilirdi. Ama biraz önce sizin de zikrettiğiniz gibi gölgede de durmaya devam etti. Onun için de gazeteci, benim büyük dostum Mehmet Türker, merhuma adanmış Gölgedeki Adam kitabını çıkardı. Merhumun ölümü günü ben hemen Sofya Radyosu'na bir haber iliştirdim. Ve şöyle başlamıştım. Bulgaristan'ın hatta Balkanların Nelson Mandela'sı büyük mücahit Nuri Turgut'u kaybettik diye. Ama şimdi son bundan birkaç gün evvel 8. ölüm yıl dönümünü kutladık burada. 8. ayın 5'i. Evet. Yani bundan aşağı yukarı 10 gün önce, Evet. 10-12 gün önce. Baya bir kalabalık vardı. Belediyemizden temsilciler, köyden hemşerilerimiz, Mestanlı belediye temsilcileri ki Mestanlı sahip çıktı ona. Ona Bedava daire verdiler. Orada honorarla danışmanlık yaptı belediyede vesaire. De o günkü haberinde önceden söylediler. Sofya'dan merkezden bazı yetkililer benim ona ait Nelson Mandela kelimelerini konuşmamamı söylediler. Oysa o Afrika kahramanı Nelson Mandela'dan bir farkı yok. Merhum Nuri Turgut Adalı hocamız merhumun. Bir farkı yok çünkü 22, yaklaşık 23 yıl Bulgaristan zindanlarında geçmiş ömrü. Hak ve özgürlük uğruna, Türklük uğruna, Türklük uğruna. dinimiz uğruna. Onun için ben ona Mandela adını ilk ben taktım ona, ben verdim. Ama şimdi razı gelmediler. Haberimin önünde Sofya'dan, radyodan dediler ki Nelson Mandela'yı sil. Onu söyleme dedim. Neden? Sorma dediler. Nelson Mandela Afrika'da var. Bizim de Nelson Mandela'mız dedim. Biraz önce tekrar ettiğim gibi 22-23 yıl hapislerde geçirmiş ömrün hak ve özgürlük uğruna. Lakin o bizim kalplerimizde bir Nelson Mandela'dır. Bir Nelson Mandela olma, Nuri Turgut Adalı Nelson Mandela olma devam ediyor. Yalnız benim kalbimde değil, bütün Türklerin kalbinde öyle devam ediyor ve de devam edecektir. Merhum büyük şairdi de. Kitapları çıktı, şiir kitapları çıktı. Hatta müsaade buyurursanız Buyurun. benim ona adadığım bir şiirimi Rumeli izleyicilere okuyayım. Tabii, buyurun. Yıllar, yıllar, ah bu yıllar, hafızamda hatıralar. Bu dünyadan Nuri Adalı geçti, duymayana haberim var. Yayılınca kara haber, cayır cayır yandı kalbim. Kayıp oldu ulu bir er, sardı beni derin keder. İnanmadım öldüğüne, ebediyen söndüğüne. Şaşıyorum yüce ustam, aramızdan gittiğine. Şiirlerin hep elimde, onlar kaynak oldu bana. İçiyorum kana kana, minnettarım candan sana. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. O yalnız böyle şiirlere değil, daha büyük şiirlere, hikayelere, romanlara ihtiyacı olan bir kimse bu. İnşallah bizler sizlerin vesilesiyle anlattıklarınızla tüm dünyaya, tüm Balkanlara duyuracağız. Ve daha çok da önem vereceğiz. Nasipse de seneye 8. ayın 5'inde burada Nuri Adalı'yı
merhumu anmaya geleceğiz. İnşallah, inşallah sakın gelin, sakın gelin. Böyle Biz bir unutsak hürmete. bile arayın hocam, bizler geleceğiz. Evet, arayacağız, arayacağız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Son cümleleriniz Türkiye'ye, Balkanlara, soydaşlarınıza ve önemlisi Türkiye'de yaşayan Türklere neler söyleyeceksiniz? Benim Türkiye'de yaşayan canım kardeşlerime, tüm Türk milletine söyleyeceklerim şunlar. O ay yıldızlı bayrağa hürmet etsinler. O sınırları korusunlar. Anayasa hükümlerini korusunlar. Ki hiç kan dökmeksizin teröre son vererek birlik, kardeşlik içinde Türk'ü, Kürt'ü, Roman'ı vesaireleri el ele vererek Türkiye'yi, zaten biz ona cennet vatan Vatan diyoruz, diyoruz. dünyanın bir numaralı ülkesi yapsınlar. Doğru. Bu ekonomi gelişmeyle oraya gidiyor. Ama ana vatanımız şehitlerle dolmak üzere her gün şehitlerle doldu. Evet, şehitler ölmez, vatan bölünmez ama çok oluyor artık. Anneler karalarda, genç kızlarımız, gelinlerimiz karalarda. Bunun tekrarını istemiyoruz. Yalnız ben değil, bütün Bulgaristan Türkleri. Bunu istemiyoruz. İnşallah Yüce Rabbimizden de bunu niyaz ediyorum. İnşallah, Ya. inşallah. İnşallah son bulur. Hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için bizlere. Rica ederim. Sizlere nasıl vakit ayırmayalım ki? Biz Bulgaristan Türkleri, Türkümüze, şarkımıza, ümmete, folklorumuza susamış bir milletiz. Çünkü biz 45-50 senedir, 50 sene buna hasrettik. Şimdi iyi ki Türk televizyonları var, Türk radyoları var, siz varsınız. Allah razı Biz olsun. Sofya'da, bizim Bulgaristan'da da 1-2 saat yayınımız var ama yeterli değil, yeterli değil. İnşallah bundan sonra burada çok olacağız. Evet İnşallah. değerli izleyenler, burada merhum Nuri Turgut Adalı 11. 9. ayın 11'inde 1922'de doğmuş ve 8. ayın 5'i 2004'te, yani 82 yaşında vefat etmiş ve yanında da yanan bir ışık da o söndü. Tükenen bir mum misali, vatan ve milleti uğruna savaşta yoktu emsali. Acı ve boralı yıllarda savaştı en sonunda, emeline ulaştı şimdi bilemeyiz. Rahat mıdır uykusunda, dileriz güller açsın ebedi yuvasında. Her ölen burada ister durağı, yatan içinde okuyun Fatiha'yı. Evet değerli izleyenler, bizler de birer Fatiha okup merhum Nuri Adalı büyüğümüzü, atamızı İnşallah 8. ayın 5'inde seneye burada gelip anacağız. Sizler de ekranları başında bu mücadele uğruna canını veren, içeride cezaevinde, hapishanede, mapusta yatan büyüğümüze birer Fatiha okuyun.